Eskişehir Kahve Festivali'nin ikinci günündeyiz. Bu yıl beşincisi düzenleniyor Eskişehir Kahve Festivali'nin. Yanımda da çok değerli bir konuğum var. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Sayın Celalettin Kesikbaş'la birlikteyiz. Başkanım hoş geldiniz festivale. Hoş bulduk. Başarılar diliyoruz. Teşekkürler başkanım. Zaten siz burayı sık ziyaret edenlerdensiniz. Her yıl sizi görüyoruz, burada ağırlıyoruz, şeref veriyorsunuz. Bu yılki festival hakkında neler düşünüyorsunuz? Nasıl ortam sizce? Yani her sene çok daha iyileşerek, güzelleşerek devam ediyor, büyüyerek devam ediyor. Bu büyük ve mutluluk bence Eskişehir için de önemli. Her sene daha profesyonel oluyor, katılımcı sayısı artıyor. Standları görüyorum bu sene çok daha profesyonel, her şey daha fazla gelişmiş durumda. Oldukça canlı, hareketli, hem Eskişehir'in gençleri için, hem yaşlıları için, hem orta yaş grubu için. Daha doğrusu bütün herkesin hem kesesine uygun hem de yaşına uygun bir konsept oluşmuş. Müthiş, cıvıl cıvıl. Ya İstanbul, Ankara gibi, Bursa gibi şehirlerden de firmalar var başkanım. Bu da tabii Eskişehir'in belki ekonomisine evet. Değer katıyor, ekstradan bir katma değer sağlıyor da. Ya bunlar da önemli tabii ama en önemli kısım şu anda hani bu biraz çok daha lokal. Lokal kalabilir, burada bir sıkıntı yok. Önemli olan Eskişehir'in bugün 1 milyona yakın nüfusu var. 1 milyon insan için aslında güzel bir eğlence alanı. Özellikle kahve kültürünün gelişmesi açısından son derece önemli. Kahve çünkü sadece kahve içmek de değil, oturup muhabbet etmeyi de ilgilendiren bir durum. Doğal olarak güzel bir ambiyans. Ben bütün Eskişehirlilerin böyle bir ortamda olmasını gerçekten görmek isterim. Çünkü hani bölgeden tabii ki Kütahya, Afyon, şu bu falan gelecek çok olan vardır. Hani iç turizme de mutlaka katkısı olacaktır Eskişehir'de ama yine de Eskişehir'de bir festival bilincinin oluşması açısından bence yaptığı çalışma Ahmetcan'ın kardeşimin son derece önemli. Yani ben bu anlamda Eskişehirlilerin böyle bir festivale de sahip çıkmasını önemsiyorum. Peki teşekkür ederiz başkanım. İyi. Bir şey daha söyleyeyim bu arada tabii ki buradan da aslında her seferinde de söylüyorum. Açık çağrı da yapmak gerekiyor belki bütün belediyelere. Yani Eskişehir'in ciddi bir festival alanı problemi var. Eskişehir'in festival alanlarına ihtiyacı var. Özellikle Kanlıkavak bölgesinde belki bütün herkesin kolay erişim ulaşım sağlayabileceği Porsuk'un kenarında, Porsuk'la özdeşleşen Eskişehir'in çünkü simgesi önemli simgelerinden bir tanesi Porsuk. Porsuk'un kenarında böylesine güzel bir ortamın yaratılması bence belediyeler için son derece önemli olmalı. Önemli bir misyon olmalı. Bizim bütün belediye başkanlarından en büyük arzımız Eskişehir'de bir festival alanı. Hani bugün bir konser oluyor, konsere gitmekte sıkıntı yaşıyoruz, konser alanı bulmakta sıkıntı yaşıyoruz. İşte bu tip kahve festivalleri veya onunla birlikte belki işte İstanbul'dan, Ankara'dan Eskişehir'e gelecek olan festivaller için de son derece önemli. Hani iç turizm konuşuyoruz ama bu sadece hani hafta sonu gelecek 2 tane otobüs, 5 tane otobüs de olacak iş değil. Eskişehir'in muhtemelen bir festival kenti de olması gerekiyor ama bunun için de altyapısı sağlam bir alana ihtiyacı var. Yani ben özellikle Eskişehir'de mutlaka bir festival alanının bir an önce şehrin merkezinde bir yerlerde, özellikle de Porsuk'un kenarında bir yerlerde oluşturulmasını talep ediyorum, rica ediyorum, arz ediyorum. Artık hangi makam ne şekilde ilgileniyorsa bilemiyorum ama böyle bir ihtiyaç çok fazlasıyla var. 100 bin öğrencisi var, genç nüfusu oldukça fazla, dinamik bir kent ama festival alanı yok. Bu Eskişehir'e hiç yakışmıyor. Biz de bu arzuyu tekrar buradan hani aktarmış olalım, dile getirmiş evet, olalım. Yani bence bir numaralı manşet şu anda Eskişehir'in festival alanına ihtiyacı var. Başka bir manşeti yoktur bunun. Teşekkürler başkanım. Umarım kısa sürede yapılır diyelim. İyi İnşallah. Eğlenceler diliyorum. Sağ olun. Size. Teşekkür ederim.